bütün tevhid vurgularının iki veçesi var, iki kanadı var. Bir, Allah'a yönelmek, yani istikameti Allah'a yöneltmek. Evet. Ama ikincisi, altında müstetir olarak, gizli olarak asıl vurgulanan, ki tevhidden de Allah'ın bir çıkarı yok, insanın çıkarı var. İnsanın çıkarı Allah'tan başkasına kul olmama. Kula evet. Kul olma. İşte mesela bu özgürlük manifestosu hocam. Eyvallah. İnsan oğlunun özgürlüğünün La şeyi. La ilahe illallah özgürlük demek. Özgürlük şeyidir. Eyvallah. Ve kula kulluğa hayır demektir. Evet. Mesele bu. Yani bütün Eyvallah. Peygamberler zaten bunun için gelmiş. Hani Eyvallah. Diyorlar ya "Ve la ted'u ma Allahi ilahen ahar." Biz size başka bir şey için gelmedik ki. Biz Eyvallah. Sizden bir ücret de istemiyoruz. Biz ücretimizi alemler Rabbinden istiyoruz. Biz size şunu söylüyoruz. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Ondan başkasına yalvarmayın. Yani haysiyetinizi, izzetinizi, insanlığınızı, değer ve itibarınızı kula kulluk yaparak ayaklar altına atmayın. Haysiyetinizi ayakta tutun. Ki bu sizin de buyurduğunuz gibi çok güzel emanet. Biz emaneti dağlara, taşlara tevdi ettik. Onu insan yüklendi. Yani kaçında. Bu emanet hocam akıl, irade ve bilgi emanetidir. Eyvallah. Yoksa başka ne emanet yüklemiş bize? O emaneti siz alıp sizin gibi bir beşerin, bir insanın, bir mahlukun ayaklarının altına atmayın. Ya. Ya. Onu takdis etmeyin. Ya. Bu sizi işte evet. Hani Allame İkbal'in hep söylerim bir sözü var ya. Öyle bir secde ki seni bin secdeden kurtarır. Muhteşem. İşte mesele bu.